Evet sevgili izleyenler, ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Mehmet abi, tabii ilk bölümde Şanlıurfa Spor ve Ümraniye Spor maçının geniş bir değerlendirmesini yapmaya çalıştık. Maç sonrası röportajlar da var, biraz sonra ekrana getireceğiz. Sorumuz da vardı günün sorusuyla ilgili. Evet. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlarımızdan şunu bir rica edelim. Şanlıurfa Spor ve Ümraniye Spor arasında oynanan bugüne kadar maçlar nasıl bitmiş onu bir ekrana getirelim. Evet. Onunla ilgili yorumlarla devam edelim. Buyur Mehmet abi. Evet. Maçlara bakalım. Değerli izleyicilerimiz. Evet. Son maçı Şanlıurfa Spor 3-1 kazanmıştı. Evet. Ümraniye Spor karşısında kendi sahasında. Yani geçen sezonda bir iki sefer geçen sezonda iki kez karşılaştık. Onlarda da hem ilk maçta 1-0, son maçta da Şanlıurfa Spor yine 1-0 ekrana da getirdi, evet. Arkadaşlarımız sağ olsun. Yani ilk maçımız 2016 yılında oynamışız. 1-0 Şanlıurfa Spor kazanmış. Sonrasında yine 2017'de 1-0 Ümraniye kazanmış. Evet. 2023'te yine Ümraniye 1-0 kazanmış. 2024'te Şanlıurfa Spor, ki geçen sene biliyorsunuz orada kazandık. Evet. Kümede kalmamızda önemli bir galibiyet. Evet, evet. Geçen sene orada yendiğiniz Nisan zaman. Nisan ayında, evet. Ve bu sezonda ilk maçtı. 2024 yılında 3-1 kazandık. Büyük ihtimalle de 2025 yılında bir kez daha karşılaşacağız. O maçı yani baktığımızda Şanlıurfa Spor'un üstünlüğü var. Evet. Evet. Yani dün tamamen zaten Şanlıurfa Spor yenmeye çıkmıştı. Öyle bir görünüm vardı. Ben zaten maça giderken de 2-1 kazanırız demiştik ama maç 3-1 bitti. Çoğu yorumcular ve dediğiniz gibi Şanlıurfa Spor bu maçı kaybeder gibisinde ama maçta da gelen birçok yönetici de bir yüzünde bir gülümseme vardı maç öncesinde. Çünkü genelde röportaj yaptığımızda çoğu kaçarla biliyorsunuz. Ya maçtan sonra. Ha maçın skorunu görelim de ondan sonra bir röportaj yapalım ama dün bakıyoruz sağ olsun yöneticiler hiç öyle bir şeyde bulunmadılar. Yani hiç maç sonrası röportaj yapalım falan demediler. Maç öncesi konuşuyor. Çünkü umut vardı. Evet. Yenecek bir hava çizilmişti zaten kafada. Evet. Şimdi burada bir mesaj var. Bunu değerli izleyicilerimize okuyayım. Şimdi evet. Değerli Nedim Gül bizim öğretmen değerli bir hocamız. Çok da güzel yorumlar var. Yorumlarını da çok beğenirim. Çok da iyi bir Urfa Sporları. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş Mehmet abi. Takım kaynakça daha iyi olacak. Takımın eksik bölgelerini ve beklentilerin altına kalan futbolcular, teknik yerde yönetim bizden daha iyi. İnanıyorum transfer ihtiyacı olursa yönetim imkanları dahilinde en iyisini yapacaktır. Benim iki maçlık gözlemim forvet ve stoper bölgesinde mevcut oyunlardan daha iyi iki transfer yapılırsa iyi olur. Tabi kulübün ekonomik imkanları dahilinde hedefi olan başarılı futbolcular tercih ise çok iyi olur demiş. Şimdi hocam çok iyi bir forvetle görüşüldüğini biliyorum. Onun dışında bir orta saha. Anlaşılmış mı Mehmet abi? %90 bu akşam görüştüm ufak bir iki pürüz varmış. Onu çözmeye çalışıyorlar. Şanlıurfa Spor'a yarar sağlar mı? Tabii tabii. Tabii sağlar diye düşünüyorum. Halil Demir yazmış abi pasörlük sistemi çökünce taraftarı Ahmet Spor mecburen içeri aldı. Hani bizim geçen sene Manisa maçında yaptığımız gibi. Soruna bir cevap gelmiş. Reşit Köylü demiş Hüseyin Çiftçi. Bence değil. Evet. Onu söyleyeyim. İbrahim Ali Gümbi programı zevkle izliyorum demiş ve futbolcunun ismini vermiş. Onu söyleyelim. Şükür Baruk izliyor. Murat Balık izliyor bizi sağ olsun. Yüzümüz güldü. Mehmet Emin Yılmaz, Mahmut Kaya kardeşimiz izliyor bizi. İdris Görmez, Mehmet Akbaş, Mehmet Yaşar Dündoğlu, Celal Bucak, Halil Küçük Çanakçı, Ahmet Bulut, Müslüm Karataş, İlyas Subay, Orhan Abuz, Mehmet Bardakçı. İki sevdiğim kardeşim programı zevkle izliyorum. Zatını da zevkle bekliyordum. Bir sorum olacak. Ankara Gücü dün oynanan Ümraniyespor maçında bana göre takım sanki çabuk yoruluyor. Ki buna da değineceğiz. Yakup Dodan'la mesaj atmış. Adem Balıkurdu, Ali Akkuş, Forma Göğüs reklamı. Görüşmeler devam ediyor. Cahit Göçer, Mehmet Emin Yılmaz. Sadece isim okuyorum çünkü zamanımız yetmez evet. Ademciğim. Onu Mehmet söyleyelim. Abi şimdi Ahmet Spor'u reklam arasına giderken 1-0 öne geçti diye anons ettik. Evet. Sonra oldu. Evet. Gol öncesinde bir foul varmış. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğulları da maçta biliyorsunuz. Evet, evet. Yani bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Siz tabii şimdi Ademciğim yani siyasi boyutuna girmiyorum ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu bölgeye verdiği önem çok çok önemli. Bugün Ahmet maçında olur, yarın Şanlıurfa Spor maçında olur ki olması lazım. Yani federasyon başkanı sadece Ankara'da oturmamalı. Yani gelip sorunları, sıkıntıları yerine gören bir federasyon başkanı bence çözüm noktasında daha ivedilikle, daha erken çözüm noktasına gidebilir. Bu iş Ankara'da oturmakla olmuyor.
Ben Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu kutluyorum bu güzel düşüncesinden dolayı. Çünkü yenersin yenilirsin ayrı bir olay ama Ahmet Spor maçına gitmesi bir başlangıç olsun. Dediğim gibi Urfa Spor maçına gelsin, Malatya maçına gitsin, diğer takımlar maçlarına da gitsin. Sakarya'ya gitsin, Erzurum'a gitsin, Bandırma'ya gitsin. Bir federasyon başkanının bütün maçlara gitmesi bence daha erdemlidir. Çünkü oradaki sıkıntıları yerinde görür, oradaki sıkıntıları yerinde çözer. Bundan dolayı ben federasyon başkanımız ve yönetimini kutluyorum. Hatta bugün sosyal medya ve haberlere çok güzel görüntüler de çıktı. Yani dostluk, barış, kardeşlik demekse futbol, işte böylesi güzel hareketler olmalı. Tebrik ediyorum, kutluyorum kendisini. Şimdi maçın hakemiyle ilgili neler söylemek istersiniz Furkan? Hakem Asoğlu, bence, bakın evet. Yardımcılarıydı Serdar Soydan bir ve Mahmut Güller. Meşhur Ferhan Kestanlıoğlu vardı biliyorsunuz Urfa Spor'un olaylı maçını yöneten. İzmir bölgesi hakemiydi. Evet ama maçın hakemiyle ilgili söyleyeceğim tek söz var. Gerçekten Süper Lig denginde bir maç yönetti. Bütün pozisyonlarda gördüğünü çaldı. Rakip ayrımı yapmadı. Yani ev sahibi rakip ayrımı yapmadı. Çok güzel bir maç yönetti. Gönül ister ki bütün hakemlerimiz böylesi güzel maçlar yönetsin. Kutluyorum. Yani bu sezon hakemlerde yeni federasyonun verdiği bir özgüven mi var bilmiyorum ama güzel maç yönetmeye bakıyorlar. Biliyorsunuz bu ligde de var var. Zaten hata yaparsanız var şansı var. Ama hata yapmamak adına bence güzel maç yönettiler. Bu konuyla ilgili taraftarlarımızın da çok güzel yorumları vardı. Ben hakemi ve diğer hakemleri, yan hakemleri kutluyorum. Dördüncü bölgedeki hakemi de kutluyorum. Çok çok güzel bir maç yönetti. Bunu söyleyeyim adamcığım. Evet, yani beğendiniz maçın hakemini. Evet, evet. Yani bu açıkçası çok büyük hata yapmadı. Yapmadı. Hem mesela Şanlıurfa Spor'un atmış olduğu birinci golde tamamen zaten hiçbir tartışma söz konusu değil. Evet. Bize atılan golde de herhangi bir sıkıntı yoktu. Evet. Ne olsaydı şu zaten savunmaya çarpıp içeri giriyor. Kalecimizi nasıl değerlendiriyorsun Mehmet abi? Şimdi transferlerle ilgili Şanlıurfa Spor hep izleyicilerimiz işte santrafor santrafor diye seslenişte bulunuyorlar ama ya yani eksik gördüğünüz bölge kaleyi mesela Ersan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Orta saha ben bir 10 numara şart olduğunu merkez orta saha bir ya 10 numara ya 8 numara tarzında bir futbolcu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Şanlıurfa Spor'a bir 3 transfer daha lazım diye düşünüyoruz forvetle birlikte. Şimdi Erzan daha 2000 doğumlu. Evet. Hani 2000 doğumlu 23 yaşında. 23,5 23 yaşında. Genç, gelecek vadeden bir kaleci. Yeterli mi dersen bence yeterli değil. Açık konuşmak lazım. Çünkü bu lig zor bir lig. Yedeğiniz var mı? Var. Abdülkadir Sünger var Denizli Spor'dan aldığımız. Evet. Ama geçen seneki Alperen'in, ki Manisa'ya geri gitti biliyorsun. Ben Alperen'in daha iyi bir kaleci olduğunu, yani Erzan gelecek vaat ediyor. Kırgızistan milli takım kalecisi. Biraz yan toplarda zafiyeti var. Onu söyleyelim. Ama dünkü maçın geneline baktığınız zaman yediği golde hiçbir hatası yoktu. Sonra o gole hiçbir kaleci bir şey yapamaz. Kurtardığı çok güzel pozisyonlar da vardı. Bunu kabul etmek lazım. Biraz daha topu oyuna erken sokabilsen biliyorsunuz. Kaleciler de bir anda stoper görevi de görüyor geldiği zaman. Tabii elle hemen hızlı başladı. Tabii hızlı başladı. Ama biraz daha tecrübe kazanması lazım. Her şeye rağmen iyi kaleci ama ben Alperen'in daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum ki geçen sene bugün bu ligdeysek Alperen'in Çorum maçında kurtardığı penaltının çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya Şanlıurfa Spor'u tamamen son noktayı koymadan önce yani şimdi maç sonrası röportajlara gideceğiz ama yani tamamen beğendik o zaman diyebiliriz. Bir yani, maçlık yani bunu şimdi bir maç için yani, konuşuyoruz tabii. Yani, maç giderek tabii. Konuşacağız yani, da Mehmet şimdi abi. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bu maçla dediğim gibi Urfa Spor kesinlikle ya işte tamam bu maçtan sonra her maçta iyi oynayacağım diye bir kural yok. Futbolda bu var. Bir maçta iyisin, bir maçta kötü. Ama tek maçlık geneline baktığımız zaman Urfa Spor bütün spor kamuoyunun yaptığı analizlere göre, yorumlara göre gerçekten mücadele eden, koşan, özveriyle oynayan, sahada yardımlaşmanın çok çok önde olduğu bir takım görünümünde. Tek maç için. Ama evet. Yarın İstanbul Spor maçında, Bandırma maçında ne olur bilemem. Ama aldığımız işaret takımın iyi bir kadro olduğu, iyi bir iskelet oluşturulduğu, genç, heyecanlı, başarılı, istekli futbolculardan kurulu olduğunu gösteriyor. Bu da çok önemli bizim için. Çünkü Urfa Spor yıllardır dikkat ederseniz hep çok general tipinde. Dediğim gibi yani şimdi çok usta ayakları. Çok lider olması da aslında iyi çok değil. Çok lider pozisyonda oyuncular da iyi değil. Ama burada yani şimdi bir bakıyorsunuz Atakan, Hakan, Burak bunlar iyi futbolcular, genç sporcular, yetenekli sporcular, gelecek vaat eden futbolcular.
Bakıyorsunuz Burak Çamlıoğlu gerçekten iyi bir futbolcu, genç futbolcu, genç yetenek. İkinci ligde, üçüncü ligde oynamış oyuncular. Tabii ki Urfaspor'un daha henüz oynamayan oyuncular da var yani. Bunu evet. da söyleyelim. Sakat olan tabii sakat olan Petteri Forsel sakal. Evet. Fakat Urfaspor'un mevcut kadro içerisinde daha takıma monte edebilecek oyuncular da var. Bunu da söyleyelim. Yani şimdi Hakan Erçelik, Nafican yardımcı sonradan oyuna girdi. Fatih Eren, Karaca Abdülkadir dediğim gibi daha Amar Begiş de yedekti. Yani mesela geçen sene bu takımın en 11, iyi oyuncularından evet, biriydi. 11'i. Demek ki çok koşan, çok mücadele eden Erkan Hoca kadroyu hak edene de formayı veriyor. Bunu da söyleyelim. Evet. Hemen değerli yönetmenimizden maç sonrasına gidelim. Maç sonrasındaki röportajları da bir ekrana getirelim değerli yönetmenimizden rica ediyoruz. Bu maç olmasına rağmen taraftarımız
gayet güzel, çok iyi oynadığınızı düşünüyorum. Keyif verdiğinizi düşünüyorum. Sonucum vardı, sıkıntı geçti. Tabii geç açtık 12 gün gibi. Geç açmanın gördüğünüz dezavantajı, iki diyarı zaman zaman sahada gördük. Çok hazır olmadığını gördük takımımızın sözlerden azından. Ama oyun geçişleri olsun, oyundaki atmosfer olsun, oyuncuların doğru planlamada, doğru organizasyonlar yaptılar. Ben geçen hafta İbrahim Sporuzan'ı bizim canını seyrettim, temiz formasını. Müslüman yolladı vakit, vakitin içinde değiştirdiğini kaldı. Bunun çalışmasını yaptık hafta içinde. Tamamıyla buna odaklandık ve oyuncuların sahası. Ben sahası, antrenmanlarda yaptığımlarda başlık ve hatası yakın yaptılar paylaşımları. Bu yüzden de çok pozisyon vermedik, bizim büyükleri. Ama dediğim gibi biz kendi eksiklerimizi hissettik. Yaptığımız handele memnunsunu vardı. Sonra ilgilen uygulardız. Takımın büyük bir tarzısı olduğunu gösterdiler. Bizim için çok önemli bir işte. Bundan çok önemliydi çünkü sanatsız kurum da bu ülke var olduğunu sanatsız kurum da bu aslında isimlerin bu süreçte masada var olması için mücadele ettiğini, mücadele etmesini ettiğini tüm kamuoyuna, tüm spor sahaları gösterdik. Bugün çok iyi mücadele ettik. Bugün takım arkadaşlarımız, bu taraftarı bizi bugün baştan, başından sonuna kadar destekleyen bütün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Hafta boyu çok iyi çalıştık. Yani bir yenime yenime ayırmaktasına çalıştık mı? Çalıştığı galip olarak ben de ilk kolumu attım. Nasip oldu. Çok mutluyuz. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Daha fazla destek, daha fazla taraftar bekliyoruz maçlara. Teşekkür ederim. Abi valla içeride ilk maçımızı taraftarımızın da kazanmak istiyorduk. Yani üzerimizde beraber zaten öyle çalıştık. Kazanmak için çalıştık. Yani kazandığımız için de çok mutluyuz. Şanlı tuttum. İki taraftarı da daha güzel yapıyorsun. Evet sevgili izleyenler, maç sonrası röportajlarımız da bunlardı. Hocanın orada hani böyle bir kıblesini kestik. Evet, evet. Çok uzadı diye hani röportajlar. Orada şunu sordum Mehmet abi. Oyuncu değişikliğinde neden hani böyle sinirlendiniz? Çünkü yedek kulübesine geldi, bayağı bir bağırdı çağırdı. Hocanın sesi ta bizim oturduğumuz yere kadar geldi. Evet, evet. Siz de dikkat ederseniz hani basın yeriyle hocanın arasında bayağı bir mesafe var. Evet. Sorduğumuzda neden böyle ben filan oyuncu Burak'ı çıkarın demiştim galiba. Öyle bir şey söyledi de tam hatırlamıyorum. Yanlış oyuncu çıkarmışlar. Orada dedi ki ben bu konuyla ilgili yardımcılarıma çok kızdım ve bu konuyu gündeme getireceğim dedi. Evet. Yani hoca da bu konularda çok dikkat veriyor, önem veriyor. Çünkü maçta 2-1 o sıralar Mehmet abi. Stresli dakikalar başlıyor. Çünkü savunma ağırlıklı futbolcu oyuna koyuyor. Orada demek ki bir karmaşadan dolayı yanlışlıkla yanlış oyuncu çıkarıldı. Evet, şimdi olabilir ama olmaması lazım. Şimdi hocanın belki o anda taktiksel bir, açık söyleyeyim yani, pozisyon olacak, taktiksel bir futbolcularla ilgilenir. Bir taktik verecek, o işte Ahmet'i çıkart, Mehmet'i koy, bu yanlış. Evet. Yani orada hocanın kızması bence çünkü haklıydı. Maçta... ki sonradan da söyledi bunu yani evet. Hoca. Yani bunu kabul etmek lazım, kulüp başkanı da söyledi. Ümraniyespor'u çok iyi analiz etmişler Erhan Koca, evet. Bu ligi bilen bir hoca. Ben inanıyorum kendisine, güveniyorum da. Ben onun başarılı olacağına da inanıyorum ama dediğim gibi yine de dikkat etmek lazım. Sevgili Ali Şengül, mesela hayırlı akşamlar Adem Bayık, Mehmet abi sizi zevkle izliyorum. Kısıtlı bütçeyle kurulabilecek en iyi takım kurulmuş bu kadronun mimarı Giray Küçük Bey'dir. Takım tek eski forvet ve orta sahada top tutacak iki oyuncu olunca Urfaspor inşallah iyi olacaktır. Özellikle bize teşekkür ediyorum takımı gündemde tutup hatta sevdirdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Biz görevimizi yapıyoruz Şanlıurfaspor adına. Sevgili Adem'le ben, biz Urfaspor'un neferiyiz, bunu söyleyelim. Evet. Dün dedim ya, maçtan çıkıp buraya geldiğimizde saat gece 1'di. İşte ancak bulduğumuz bir futbolcularla bekledik röportaj yapmak adına. En azından işte Atakan, gol atan oyuncumuz konuşma yaptı. Muhammed Yönül Açar yaptı. Ahmet Gökbayrak yaptı. O anda da futbolcular da yorgun yani. Dikkat ederseniz sıcak hava. Gece, yani geç saatte oynanmasan belki serin olur düşüncesinde ama Mehmet abi. Yok. Dün çok bir aşırı bir sıcaklık vardı. Bir, bu hafta biraz devam edecek. Sanırım Bandırma maçında artık serin bir hava olacak. Şanlıurfaspor'un zaten... Zaten saati de düşürürler. Evet. Çünkü dikkat edersen tam Büyükşehir Belediyesi sağ olsun o saate kadar otobüs kaldırmıştı ama birçok taraftarımız futbolcuları görmek adına biraz bekledi. Biz çıktık işte arabalara el kaldıran taraftarlarımız vardı. Ya bizde yer yoktu var açık söyleyeyim ama
Yani evine gidemeyecek birçok belki de taraftar yürüyerek gitti. Bunu da söylemek lazım. Evet. Çünkü orada o saatte ancak onu kabul eder. Şanlıurfa Spor zaten Ağustos ayındaki son maçı Şanlıurfa kendi stadında 11 Nisan şehir stadında Bandırma Spor'la oynayacak. Sonra evet. Eylül ayında zaten Eylül'ün ortasında artık serinlemeye başlar evet. diye düşünüyorum. Evet. Deplasmana gidecek Sakarya. Sakarya'dan döndükten sonra aşağı yukarı bir 10-15 gün geçmiş olacak. Eylül ayının ortasında da artık havalar dediğiniz gibi büyük ihtimalle de serinlemiş olur. Ama Şanlıurfa Spor'da yaz hani genelde Türkiye genelinde yaz biter ama Şanlıurfa'da yaz devam eder. Ekim, evet, Kasım evet. ayına kadar sıcaklıklar devam edebilir ama en azından birazcık daha sıcaklıklar düşer. Şimdi yavaş yavaş artık toparlayalım evet, Mehmet evet, abi. Evet. Şimdi haftaya oynanacak maçları bir ekrana getirelim. Şanlıurfa Spor bu hafta pazartesi günü oynayacak saat 21'de. Evet. Şanlıurfa Spor 26 Ağustos pazartesi günü İstanbul Spor'la karşılaşacak sevgili izleyenler. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda saat 21'de başlayacak. Haftanın ilk maçı, 3. haftanın ilk maçı Kocaeli Spor Erzurum Spor maçıyla saat 21'de başlayacak Cuma günü sevgili izleyenler. Iğdır Spor Gençler Birliği, Fatih Karagümrük, Manisa Futbol Kulübü, Bolu Spor, Esenler, Erok Spor, Ankara Gücü, Ümraniye Spor, Bandırma Spor, Çorum Spor, Sakarya Spor, Ahmet Spor, Adana Spor, Pendik Spor, Yeni Malatya Spor, Ankara Keçiören Gücü ve İstanbul Spor, Şanlıurfa Spor 3. haftanın son maçı olacak. Mehmet abi maç değerlendirsek evet, birer tahmin de alalım yani sizden. Yani Kocaeli Spor ligin favorisi dedik. Ama Erzurum da iyi oynadı, kabul etmek lazım. Evet. Zor maç olacak ama Alago Holding Iğdır ve Gençler Birliği maçında Gençler Birliği'nin sürpriz yapacağını düşünüyorum. Bakın bunu not edin. Çünkü 6 birlik galibiyetin verdiği bir rehavet olabilecek, göreceksiniz. Evet. Tabii ki yine favori Iğdır Spor ama Gençler Birliği'nin oradan puan alacağını düşünüyorum. Karagümrük Manisa maçında Karagümrük'ün rahat yeneceğini düşünüyorum. Bolu Spor Esenler Erok maçı tam bir beraberlik maçı. Bunu izleyicilerimize söyleyelim. Zaten Ankara Gücü Ümraniye maçı ben Cihat Hoca'nın bu mevcut kadroyla açık ara şampiyon olacağını düşünüyorum ama Cihat Hoca maalesef Ankara Gücü'ne futbol Urfa Spor'a karşı da iyi oynamadı. Bireysel yeteneklerle aldı Vay için uzaktan attığı golle. Ümraniye Spor'un da kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Bandırma Çorum maçı zor bir maç olacak. Çorum'un çünkü bu maçta da puan kaybetmesi demek onun demoralize olması demek zor bir maç. Sakarya Ahmet maçı da zor bir maç. Adana Spor Pendik maçı Adana Spor bu maçta da yenilirse bence düşme potasında ki en büyük rakiplerden biri olur. Malatya Spor'un Keçiören Gücü maçına çıkacağını düşünüyorum. Çünkü çıkar mı Mehmet abi? Çıkar. Çünkü aldığımız bilgi altyapıyla. Altyapı ve mevcut sözleşmesi devam eden futbolcuları çağırmış. Onlarla görüşmüş. 21 kişilik kadroyu tamamlamak üzere çıkacağını düşünüyorum. Zaten bu maça çıkarsa lige devam eder ama Malatya Spor'un düşme adaylar içerisindeki en önemli aday olduğunu düşünüyorum. İstanbul Spor, Şanlıurfa Spor maçı bize bir puan da olsa deplasmandan alabileceğimiz bir puan önemli. Biz kendi iç saha maçlarımızı kaybetmeden veyahut yenilmeden tamamlayabilirsek ki Giray Başkan biliyorsunuz geçen hafta programda ilk 5 hafta için 9 puan demişti. 5 hafta mı 7 hafta için? 7 hafta için. Evet. 7 hafta için ama Ümraniye maçını aldığımız 3 puanla ben bunun ilk 7 haftada 12-13 puan toplarsak önümüzü daha rahat görebileceğini düşünüyorum. Çünkü ikinci yarılarda daha kafası rahat olan bir takımın puanları almasını şimdi, düşünüyorum. Başarılar diliyorum Şanlıurfa Spor'un. Şimdi Şanlıurfa Spor'un fikstür anlamda şanslı buluyorum. Neden Mehmet abi? Şimdi şampiyonluğa oynayan zor takımlarla oynayacağız. Zor evet. takımlarla ilk haftalarda oynuyor ya. Evet. Son haftalarda belki hani düşman rakiplerimizle oynayacağız. Evet. O yüzden hani geçen seneki gibi bir tablo olabilir. O yüzden yani şimdi Şanlıurfa Spor hemen hani düştü gözüyle de görmeyelim. Yanlış anlaşılmasın ama ligin ilk haftasına baktığı ilk 7-8 haftasında karşılaşacağımız takımlar hep şampiyonada favori takımlar. Yani İstanbul sonra Bandırma maçı, sonra Sakarya deplasmanı, sonra Fatih Karagümrük iç maçı, sonra Kocaeli deplasmanı ve kendi sahamızda Yeni Çünkü Malatya Spor bu takımlar Spor hep şampiyonluğa Yeni koymuş. Malatya, Adana, Iğdır baktığınız zaman Esenler Erok, Gençler Birliği, Bolu. Katılıyorum sana. Bu 5 haftalık periyotta yani İstanbul Spor maçından 5-6 haftalık periyotta Urfa Spor ne kadar puan toplarsa ondan sonraki maçlara biraz daha rahat. Rahat çıkar diye düşünüyorum. Tabii ki peşin konuşmak bu maçı bağlamak adına demiyorum ama çünkü Ümraniye Spor maçı geride kaldı. Bizim bu saatten sonra önümüzdeki maçlara bakmamız lazım.
Urfaspor'un çok önemli bir forvet oyuncusuyla görüştüğünü söyleyelim. Oyuncumuzun da ismini verelim. Ekrana getirelim. Evet, ekrana getirelim. Abi, evet. Siz söyleyin. Evet. Kimdi bu futbolcumuz? Sadullah. Sadullah Kırıcı. Evet, evet. Viranşehirli Sadullah. 1984-85 evet. Ben 74 dedim de özür diliyorum izleyiciye. Evet. Kafamda geçen haftanın sorusu kalmıştı cevabı. 74 evet. Yılı. Bu fotoğraf ben 1984-85 de izlemiştim. Kaptan, Durhan sıra, Özer Durhan. Hepsini izlemiştim. Çok iyi. Ve aşağıda malzemeci Şükrü abi var. Evet. Evet. O zaman şimdiki gibi çok böyle biliyorsunuz futbol teknik gelişmiş işte çok topumuz ya giderdik saatte de küçükken top oynarken Şükrü abinin saray önünde dükkanı vardı. Allah selamet versin. Evet. Sağ olsun. Urfa futboluna çok büyük emekleri var. Size de teşekkür ediyorum gerçekten. Bakın Urfaspor bak Recep Kutlay Urfaspor'a çok büyük emek ve bunlar çok para alarak oynayan oyuncular da değil. Sadullah, Şükrü abi malzemeci Şükrü abi dedik ama aslında malzemeci değil adam. Dükkanı var ama Urfaspor'a sevdalı. Tabii sevdalı. O zaman dedim toplarımızı götürüp çıkardık orada saray. Çok götürdüm, çok bekledim. He vallahi billahi. Allah ölenlere rahmet, kalanlara da sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk diliyorum. Ama emekleri olan insanlar Sadullah da Arap Sadullah derdik. Evet. Koştuğu zaman böyle benim yaşımdaki olanlar bilirler. Yani çok mükemmel bir futbolcuydu, beyefendi bir insandı. Allah kaptanlık da yaptı Mehmet abi. Evet. Biz kaptan olarak o dönemde evet. Yani bu çekilen fotoğrafta o dönem Halil kaptan, Demir, İbrahim Sağır, Recep Kutlay'dı. Evet. Gafar Okan Çelik, Vahap Kılıç, Mustafa Karageçil, Ali Casuk, Mehmet Altıncaz, Ahmet Balcı, Mehmet Kılınç, Mehmet Nacar bilen kardeşlerimiz. Onlara da teşekkür ediyorum. Bize mesaj atıp Sadullah tebrik eden kardeşlerimiz. Tekrar söyleyelim. Adem Bey'e teşekkür ediyorum. Bu hem programın akışına bir renk attı hem de izleyicilerimiz sıkılmasınlar diye. Bu tür sorularımız devam edecek. Ama bu sorularla ilgili de belirli bir Urfaspor forması hediye etmek adına sizin de bize destek olacak iş adamlarını bekliyoruz. Formaları burada indireceğiz. Bilen izleyicilerimiz arasında bir kura çekeceğiz. Formayı da Güneydoğu TV stüdyolarında canlı yayında kendilerine armağan edeceğiz. Ben bizi bu saate kadar izleyen bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Saat 21.46 oldu. Gönül isterdi ki daha da uzatalım ama biliyorsunuz zaman bizden sonra programlar da var. Ben çok teşekkür ediyorum yayında emeği geçen arkadaşlarımıza ve size Adem Bey. Evet biz de sizlere çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bir telemarkaç programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Şanlıurfa Spor kendi saha seyircisi önünde Ümraniyespor'u 3-1 ile geçti. Ve pazartesi günü saat 21'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda İstanbulspor'la eşleşecek. Şanlıurfaspor'a da şimdiden başarılar diliyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz Şanlıurfaspor'un puan ya da puanlarla dönmesine. Mehmet abinin dediği gibi yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve bizleri bu saate kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek mutlu günler, mutlu yanlar diliyoruz. Hoşçakalın.